Siz özellikle işin demokratikleşme ve otoriterleşme kısmına gelmek istiyorsunuz. Yüce Ama Bey onun izin dışında, verirse evet. Hocama bir ilavede bulunabilir tabii, miyim? Tabii tabii. İzin verir misiniz? Bu ne demek istiyorsunuz? Şimdi hocam hakikaten ben de çok kullandım ChatGPT'yi. Bu arada diğerlerini de deniyorum. Bart'ı da deniyorum Google'ın. ChatGPT altyapısını kullanan çok sayıda başka aplikasyon da var. İnanılmaz büyük çok fazla halüsinasyonlar görüyor. Çok fazla olmayan şeyleri sizin de belirttiğiniz gibi uyduruyor. Ama bir algoritma nasıl düşünür diye düşünerek sorduğunuzda hata riskini azaltıyorsunuz ya da sınırlamalar koyuyorsunuz. Örneğin literatür taraması bizim yaptığımız işte çok zaman alan bir iş. Diyorsunuz ki filanca konuda bana yapay zekanın toplumsal etkileri konusunda literatür taraması yap. Bir sürü kaynağı uyduruyor. Ama orada şöyle derseniz SSCI'daki indekslenen dergilerde yayınlanan makalelerden bir şey yap. O zaman şey yapabiliyorsunuz. Yani orada vereceğiniz o komut, prompt büyük ölçüde şey yapabiliyor. Onun daha doğruya yaklaşmasına yol açabiliyor. Aslında ben bugün mühendislere biraz daha umutla ne zaman bunlar iyileşir sorusuna cevap verir. Onun cevabını da duymak istiyordum. Burada sanırım kritik soru, biz soruyu sorarken algoritma nasıl düşünür? Çünkü en küçük bir yolunu şaşırttığımızda anında kafası karışıyor, anında halüsinasyonlar görüyor. Fakat bunun riski de şu, Chomsky diyor ki, geleceğin en büyük problemi insanların bir süre sonra algoritmalar gibi düşünmeye başlaması. Hmm. Çünkü soruyu algoritma nasıl düşünür diye sorduğunuzda kendi yaratıcılığınızı bırakıyorsunuz ve bütün soru ve düşünme kalıplarınız ona dönmeye başlıyor. Kusura bakmayın Cemil. Evet. Çok küçük araya girmek isterim. Tam bahsettiğiniz şeyin demin istem mühendisliği diye açıkladığım şeydi. Şu anda yeni bir alan çıkıyor ve gayet uzun tarama makaleleri falan yazıldı 2023'te üzerine. Bu aletlerle nasıl konuşuruz? Biraz o arama motorlarını da şey diye düşünmek lazım. Önceden biz bazı anahtar kelimelerle doğru bilgileri buldurmaya çalışıyorduk o motorlara. Şimdi diyorsunuz ki doğal dille arama yaptırayım ama öyle herhangi bir şey söylerseniz işte böyle halüsinasyonlar çıkıyor ortaya. Hocam ne tarif etti? Ben gene onun anlayabileceği gibi bir daraltıyorum aramayı. Diyorum ki bilimsel yayınlara illa bak. Bu işte ona bir işi yaptırabilmek için nasıl isteyeceğim konusunda gene insanlar evriliyor aslında. Tabii. Ve tam da buna evet Türkçe'ye istem mühendisliği diye çevirdik. Evet. Bunu yapmayı öğreniyoruz şu anda ve bunu her problemde daha iyi yapan, yani demin Cem Hocam'ın da anlattığı matematik problemini belki biraz daha güzel, biz onun dediği gibi anlatmayı öğrensek çözerdi. Yine yeniden makineye kendimizi anlatabilmek için bir daha uğraşıyoruz ve bunun adı da işte bu yeni mühendislik çeşidi. İlginç, evet. Ve biz de makinalaşıyoruz tabii yaparken. Şimdi bu demokratikleşmeyle alakalı şuna biz eklemek. Biz de makinalaşıyoruz. Biraz tabii az önce işte Chomsky'nin, evet, Chomsky'nin söylediğiyle aynen paralel. Çünkü aslında yani yapay zeka niye var? Sonuçta sana bir insanlığa bir katma değer sağlaması için tabii var. Yapamadığın işleri otomatize etme, birçok yükü üstünden alma. Kolaylaştırma hayatı. Ama sen yapay hayatı, zeka tabii gibi olduğun zaman yapay zeka senden zaten daha üstün. Ama sen core insan yetkinliklerini, yani insan farkındalığını, insan düşünce tarzını, insan yaratıcılığını, işte yeri geldiğinde ezber bozan bakış tarzını ve bu şekilde beslenmeni doğru bir şekilde donatırsan yapay zeka senin için çok daha faydalı. Mesela, ama sen o algoritmaya ne kadar çok evrilip ters köşe bakamadığın sürece o zaman da aslında sen onun bir alt kümesi oluyorsun son tahlilde. Mesela bir noktada bir şeyde karar alacaksın. Yani bu insanın karar alma sürecini etkileyen bazı duygular var. Yani mesela adalet duygusu gibi. Değil mi? Şimdi o adalet duygusu önemli bir duygu. Yani bu duygunun yapay zeka noktasında üzerinde durmamız gerekiyor bence. Çünkü yani bireysel ya da toplumsal etik ve adalet duygusu ya da gelenekler mesela. Gelenekler de çok önemli. İnsanın bu karar alma noktasında inanç duygusu da var. Yani bu da mesela bir unsurlardan bir tanesi. Söylediğinizle alakalı çok tartışılan bir konu var ya, özellikle otonom araçlarla alakalı. Evet. İşte yani bir otonom araç normal kullanırken şoförü mü kurtaracak, yanındaki çocuğu mu kurtaracak? Yani orada çok rahat algoritma şoför odaklı olup şoförü kurtarabilir.
Ama belki şoför çocuğunun kurtulmasını istiyordur. Yani şimdi bunlar tabii ki işin aslında baktığınızda arka planda etiği, adaleti vesaire gibi algoritmalarla onların kesişimiyle alakalı bir konu. Şimdi burada bu demokratikleşme ya ve da bu otoriterleşme. Otoriterleşmeyle alakalı olarak şuna aslında değinmek istiyorum. Şimdi çok sert bir performans kültürünün içerisindeyiz. Yani bu özellikle endüstri devrimi ya daha doğrusu sanayi devriminin ilk oluşumuyla birlikte kitle kavramı hayatımıza girdi. Kalabalıklar bir arada yaşamaya başladı. Kitlenin olduğu her yerde bir şekilde bir ekonomi dönüyor. Ve bir ekonomi motivasyonu oluyor. Bu yıllar içerisinde ilerledikçe kitle çok daha değerli hale geldi. Şimdi şöyle çok basit mantıkla düşünüyorum. İşte OpenAI çok güzel bir girişim, işte çok demokratikleştirecek, işte çok güzel şeyler yapıyorlar. Ama az önce Cem Hoca söyledi. Yani Google'ın 100 katı yakıyor dedi. E şimdi nasıl para koyacaksın sen 100 katı yakan bir şeye ve sürekli para koyacaksın ve sürekli yatırım yapacaksın? Şimdi buradaki soru şu, kim para koyacak ve neden para koyacak? Ve neden? Neden koyacak? Tabii bence mesela kim neden koyacak? Tabii neden yani koyacak? Tabii. Şimdi şöyle düşünün. Kimlerin şimdi koyacağı biraz az çok belli yani evet. Orada. Evet. Ama neden koyacak neden diye sorduğumuzda şimdi biz bunu aslında sosyal medya filminde gördük. Şimdi sosyal medyada dert kitleleri toplamaktı. E kitleyi toplayınca ne oldu? Bak bende kitle var. E bunların davranışı var. Ben sana bu davranışı güzel bir şekilde paketleyip markalara dedim ki ya sen bu kitleye şu ürünü gösterirsen şu kadar satarsın. Marka dedi ki evet çok güzel satıyorum ben buradan. Dolayısıyla bu sefer onlar daha güzel reklam modelleri geliştirdiler. Arka planda teknolojileri geliştirdiler. Fonladılar ve bunda hiçbir sıkıntı görmediler. Ama bu sefer ne olmaya başladı? Benim kararlarım etkilenmeye başladı. Tamam işte, bu ben çok önemli. Ben algoritmayla manipüle edilmeye başladım. Ben aslında normal ürün görmemeye başladım. Google'ın aramaları bile işte aslında sizin söylediğiniz o babadan kalma kısmı çok iyiydi. Ama şu anda Google'ın arama motorunda çıkanlarda neredeyse reklamsız içerik yok. Dolayısıyla ben yine o organik şeyi bulmam, doğru bilgiyi almam kolay olmuyor. Çünkü arka planda bunlar da son tahlilde bir kar matematiğine hizmet ediyor. Dolayısıyla arka planda siz şimdi OpenAI gibi ya da bu tip yapay zeka girişimleri maliyetli girişimler olduğu için ve bunları gidip böyle bir su kaynağından suyu almak gibi değil de ciddi bir yatırım istediği için kimse de bu yatırımı tüm dünyanın hayrına yapmıyor. İşte bu cümlenin altını çizerek ben buradan giderek bu işin otokratikleşme, bu işin aslında oligarklaşma yani bağlamında demokratikleşmesini önemli derecede şey görüyorum, çok romantik görüyorum. Yani illaki belli bir kısmına kadar tabii ki o demokratikleşme verecek. Sosyal medyada ilk çıktığında biz de ne kadar demokratikleşiyoruz, ne kadar işte şey. Ama ondan sonra biz Cambridge Analytica'da gördük ki işte 173 bin tane segmente 52 bin tane içerik gösteriyor. Yani burada benim seçim kararımı etkiliyor, alışveriş kararımı etkiliyor, ilişki kararımı etkiliyor. Her şey etkiliyor. Ama bir taraftan hikayeye baktığımda çok demokratik bir hikaye. Bunu işte yapay zekada daha fazlasını göreceğim. Çünkü ya yapay zekada yani mesela bir taraftan bakılınca kritik rolü küresel hakimiyet mücadelesinde ortaya çıkacak gibi. Evet. Tabii ki. En temel. Çünkü şöyle düşünün bakın sıfırdan bir Türkiye tarihi öyle yazabilir ya yapay zeka. Ve hiç Türkiye tarihi okumamış bir çocuk ChatGPT'den Türkiye tarihi öğrendiğinde yazdığı o Türkiye tarihini öyle kabul edebilir. Dünyanın düz olduğuna dair yani kesinlikle mesela çok doğru donattığınız zaman bütün bir yeni bir nesil dünyanın düz olduğuna inanabilir. Bu çok normal bir şey. İşte bu aslında hikaye burada demokratikleşme tartışılması gereken aslında konular bu işin ne şekilde yönlendiği ile alakalı. Çünkü ya aslında orada yapay zekanın bir suçu yok.